Evet millet bugün 800 kozmik isteyen e, karakterler için kategori 3 karakterler için bir video çekeceğiz. E, geçenki videoda bildiğiniz üzere doğal kategori 2 ve doğal kategori 3 karakterlere video çekmiştim. Bu videoda direkt e, normal kategori 3 karakterlere video çekeceğiz. Arkadaşlar 60 karakter var baya bir karakter var. E, o yüzden hızlı hızlı sıralamaya çalışacağım. E, siz de ona göre artık kasmak isterseniz kasabilirsiniz. Bu liste benim fikirlerimi yansıtacak arkadaşlar. Katılmıyor olabilirsiniz. Ben kendi fikrime göre değerlendireceğim bu karakterleri test ettiğim kadarıyla değerlendireceğim. Siz de kendi sıralamanızı yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz üzere şu şekilde gene kategoriler oluşturdum her zamanki gibi ama bu sefer geçen videoya ek olarak destek ve lider kısmını da ekledim. Geçenki videodaki karakterlerden arkadaşlar pek destek lider karakterleri yok açıkçası o yüzden de eklemeye gerek duymadım. Ama burada bayağı bir olduğu için eklemeye gerek duydum destek ve lider ihtiyacı olan arkadaşlar da bu Listenin bu kısmındaki karakterleri de kasmayı düşünebilirler Şimdi arkadaşlar gelelim Ancient One karakterinden başlayalım dediğim gibi hızlı hızlı yerleştirmeye çalışacağım çok fazla karakter var video uzamasın Arkadaşlar Ancient One size liderliğinde ışın türü karakterlere bir artış veriyor 50 miydi neydi Evet %50 kadar aşağı yukarı bir e, liderliğinde enerji saldırısında artış var. Işın türlerine veriyor dediğim gibi. Gene pasifinde de e, hedefin kaçınma oranında %30'luk bir yok sayma ve element hasarında da %40'lık bir artış sağlıyor. Özellikle ışın türü element saldırısı yapan e, karakterler için oldukça ideal bir lider diyebilirim. Yani e, hani yani sırf bunu işte liderliği ya da desteği için ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. O yüzden gayet değerli bir lider ve destek diyebilirim. Bence değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar Etmen şu anda oyundaki en iyi baş düşman karakteri eğer efsanevi baş düşmanlar dışında Null'da, Mephisto'da, ne bileyim Gorda falan problem çekiyorsanız aradığınız karakter bu. Yani hiç tartışmaya gerek yok. Direkt en iyiler kısmına koyabileceğim bir karakter. Aynı zamanda da falan da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Gene arkadaşlar Captain America'da benzer şekilde en iyiler kısmına girebilecek bir karakter. Yani açıkçası kategori 4 karakterlerin hemen hemen hepsi en iyiler kısmına giriyor diyebilirim. Çünkü hasarları çok yüksek arkadaşlar. 80 level halleriyle bile. Gene Kaptan Amerika'da bunlardan biri gayet güçlü bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar Shuri de gene benim en iyiler kısmına alabileceğim bir karakter. Çünkü bu karakter size pasifinde süper kötülere karşı %55'lik bir hasar artışı veriyor. Çok yüksek bir artış, çok ideal bir destek. Ve aynı zamanda aslında bu karakterin kendi saldırısı falan da hiç fena değil. Yani eğer hani bu karakteri Hasarcı olarak kullanmak isterseniz onun, o sebeple de kullanabilirsiniz oldukça sağlam bir karakter olduğunu söylemeliyim. Black Bolt arkadaşlar e, listenin şu kısımda başını çekiyor diyebilirim oldukça sağlam bir karakter. Eğer bu kostümü varsa elinizde bu kostümü sınırlı süreliğine gelmişti ben, ve ben şiddetle almanızı tavsiye etmiştim. Eğer bu kostümü varsa kasabileceğiniz şu anda en iyi karakterlerden biri oyunda hatta en iyi Pv karakteri bile diyebilirim. Yani bu karakter hemen hemen rakipsiz arkadaşlar. E, İttifak Savaşı'nın hem süper modunda hem efsanevi modunda şu anda en iyi karakter. Dorman bu da şu anda en iyi karakter. Baş düşman da bir ant kadar olmasa da gene yakın bir hasar var. Gayet güzel. E, pek çok yerde yani gönderim görevinde falan da kullanıyorsunuz. Hemen hemen her yerde kullanırsınız bu karakteri. E, ama eğer kostüm yoksa tabii ki kasmanızı tavsiye etmem. Arkadaşlar Black Panther karakteri şu anda oldukça kötü bir karakter. Kötü kısmını alacağım herhangi bir özelliği yok. Black Widow gene bu listede biraz daha gerilere aslında Shuri'nin bile gerisini alacağım ben bu karakteri. Hasarı güzel olmasına karşın Shaloshal geldiğinden beri arkadaşlar bu karakter değerini yitirdi. Artık sadece baş düşmanda falan kullanıyoruz aşağı yukarı. Ee, hasar yüksek ona bir şey demiyorum ama daha iyi karakterler var. Bu nedenden dolayı biraz geriye düşüyor diyebilirim. Ee, arkadaşlar Blade karakterini ben idare eder kısmına alacağım. O da az buçuk hasarı var bir de liderliğinde silah ustası müttefiklere veriyordu yanılmıyorsam az buçuk liderlik veriyor onun için buraları alabilirim. Gene Blue Marvel idare eder kısmını alabileceğim bir karakter az buçuk fetihte kullanırsınız onun dışında çok işinizi görmez. arkadaşlar Sharon Regis idare eder kısmına yani Blade'den bile kötü olabilir onu söyleyebilirim. Sanırım Blade'in hatta biraz gerisini alacağım Blade hasar yönünden biraz daha iyi. Ee, önceden çok sağlam bir karakterdi ve ben yakın zamanda güncelleme bekliyorum. Hani bunu aslında uzun zamandır söylüyorum gelecek gelecek diye. Ee, bu oyunun arkadaşlar e, grafik tasarımcısı var bir tane. Ee, adamın adını unuttum da. Ee, kendi Twitter hesabında falan hem Luna'ya hem de Sharon'a özgü şeyler paylaşmış. E ee, işte çizimler falan paylaşmış. Ee, hani ...gelecek diye bir söylenti var ama... ...bakalım yani umarım gelir çünkü çok güzel bir karakter... ...zamanında umarım tekrar iyi olur. Arkadaşlar Captain Marvel... ...şu anda kötü kısmını alabileceğim bir karakter... ...herhangi bir olay yok. Az buçuk yüzde otuzluk mu... ...ne bir enerji saldırısında artış veriyordu... ...yanılmıyorsam. Ee, onun dışında çok bir olay yok bu karakterin. Carnage karakteri öte yandan oldukça sağlam... ...bir karakter ama Ant-Man'in önünü... Mi ...arkasına mı alsam diye düşünüyorum. Sanırım... ...sanırım bir tık önüne alabilirim. Evet. Çünkü bu karakter eğer art bu arada eğer artefaktı varsa arkadaşlar bu kısmı alıyorum. Artefaktı yoksa daha geriye düşer onu söyleyeyim. Artefaktı varsa hem PvP hem PvE alanında gayet etkili bir karakter olduğunu söyleyebilirim. En azından sadece PvE'de etkili olduğu için biraz önüne aldım. Peki neden Black Bolt'un önüne almadım diye soracak olursanız arkadaşlar Black Bolt PvE'ye hükmediyor. Yani e, şu anda PvP, PvE'deki en iyi karakter ama Karnıç 2 bölümde de en iyisi olmadığı için ama yakın olduğu için hemen Black Bolt'un arkasını alıyorum diyebilirim. Yani gayet güzel bir karakter. E, Crescent karakteri arkadaşlar lider destek kısmında biraz aynen. Enşitman'ın biraz gerisini alacağım. E, size işte liderliğinde yanılmıyorsam fiziksel saldırıda mı %60'lık bir artış veriyor. yoksa tüm saldırılarda mıydı? Tüm e, takım arkadaşlarına fiziksel saldırıda %60'lık bir artış veriyordu yanılmıyorsam. E, ki bu da aslında gayet güzel bir özellik ve çok yerde işimize yarıyor diyebilirim. Arkadaşlar e, Cyclops Ancient One'ın bile önüne çıkıyor aslında. Çünkü bu karakter e, hem lider hem destek olarak kullanılabilen bir karakter. E, toplamda enerji saldırısı yapan karakterler için %85'lik bir artış sağlıyor. Pasifinde de hesaba kattığımız zaman aynı zamanda eski kostümünü alıp süper kötü bölümlerde de kullanabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Daredevil karakteri arkadaşlar idare eder kısmında biraz daha e, gerilere alabileceğim bir karakter. Önceden iyiydi ama şu anda artık değerini yitirdi. Pek kullandığımız yok. Elektra karakterini Blade'in biraz önüne alacağım. Eee bu karakterin arkadaşlar hani çok bir olay kalmadı ama gene hasarı var az buçuk belli noktalarda belki kullanabilirsiniz değerlendirilebilir. E, Emma Frost karakterini kullanışlı kısmını alacağım. En iyiler kısmına girebilecek kadar iyi değil. Destek ve lider, liderlik özelliği de yok. E, ama az buçuk PvP'de falan kullanıyorsunuz. Hala değerli bir karakter olduğunu söyleyebilirim artefaktı varsa. Bu noktadan bence değerlendirilebilir. Falcon karakteri bu karakteri nereye alabiliriz? Sanırım şuralara belki Blade'in emin değilim. Blade'in liderliği var o yüzden bir tık geriye alayım. E, bu karakterin de hasarı arkadaşlar fena değil ama yeterli de değil şu anda. E, o yüzden hani e, kasmak isterseniz iki kere düşünün. E, gene arkadaşlar Ghost Rider hayalet sürücü karakteri e, maalesef şuralara gelecek. E, bu karakter de oldukça değerliydi bir zamanlar ama artık değerini yitirdi diyebilirim. Umarım bir güncelleme alabilir. Ghost, e, Ghost Rider benim en sevdiğim karakterlerden biri Marvel'da. Çok havalı bir karakter ee, yani bakalım umarım bir güncelleme falan görürüz bu karakter için. Gene Gwenpool arkadaşlar idare eder kısmında e, şu kısmı alabileceğim bir karakter aşağı yukarı. Yani hasar yönden aslında Blade'den daha iyi hatta Elektra'dan da daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu e, kostüme paralıydı arkadaşlar aldıysanız zamanında kullanabilirsiniz ama artık üzerine çok iyi karakterler geldiği için bu karakterin de devri geçti diyebilirim. Hawkeye karakterini nereye almalı? Sanırım ben Hawkeye karakterini Gwenpool'un dönün alacağım. bu karakter de idare eder diyebileceğim bir karakter ama yine gene yeteri kadar hasarı olmadığını söyleyebilirim. Aslında ilk geldiği zamanlar çok sağlamdı da şu anda çok daha iyi karakterler var. Arkadaşlar Hela karakterini ben destek lider kısmında sanırım başa alacağım. Bunun sebebi de hem PvE hem PvP desteği olması eee PV'de size işte liderliğinde yüzde %60'lık bir saldırı artış veriyor. Desteğinde de gene e, kahramanlara veriyordu. Aynen. E, kahramanlara karşı bir e, hasar artışı ve alınan hasarda azalma veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ki bu da bu karakteri e, etkili bir lider ve destek yapıyor. Arkadaşlar halk karakterine gelecek olursak halk karakterini Sanırım bir tık Carnage'ın gerisini alabilirim. Şimdi arkadaşlar bu karakter aslında ilk geldiği zamanki halinde olsaydı en öne alırdım ama e, ondan sonra nerflediler bu karakteri PV'de çünkü PV'de de çok sağlamdı. Ama hala PV'de iyi olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası ben mesela eee dövüşçü süper kötü günlerinde bu karakteri kullanıyorum ben de kategori 4 olduğu için. Örneğin efsanevi modda 4 milyonu rahat atabiliyor. 4 milyon skor kadar. Ee, onun dışında PvP'de son derece güçlü. Hani pek çok karakteri dördüncü yeteneğiyle tekleyebiliyorum. Hani bu yüzden değerli bir karakter olduğunu söyleyebilirim. PvP'de karnıç kadar sağlam değil. Onu söyleyeyim. Belki PvE'de bir tık. Yani ya da eşit de olabilir. Aşağı yukarı benzer ee, hasarları var. Ama arkadaşlar e, Carnage'ın hali çok e, kanser. Yani ben çok sinir oluyorum bazen. Zaman savaşına denk geldiğim zaman. E, sanırım hani karnıç bir tık daha iyi halk karakterinden. Ama halk karakteri de buraya gelebilecek kadar güzel bir karakter. Hyperion karakteri benim şuralara mı? Aynen sanırım buraya alacağım. Ee, arkadaşlar Ancient One'ın önünü almamın sebebi daha iyi bir liderliği olduğu için değil. Ee, çünkü Ancient One daha fazla artış veriyor. Ama e, Hyperion tüm takım arkadaşlarını veriyor. Ancient One bunu yapmıyor. Bu yüzden e, Hyperion biraz daha kullanışlı bir karakter olduğu için bir nebze öne alıyorum. Ee, arkadaşlar Iceman karakterini ben nereye alabilirim? Evet, Iceman yani ee, bu ya bu karakterin de aslında hasarı fena değil. Gayet iyi bir hasarı var ama gene yeterli kaldığını söyleyemem. Pek çok karakter geldi üstüne. Sanırım Iceman'i şuralara mı alsam? Sanırım buraya alacağım arkadaşlar. Burası gayet iyi Iceman için. E, bu arkadaşlar bu karakterin de herhangi bir destek liderliği falan yok. E, Biraz hasar var hasarı fena değil hasar, ama hasar amacıyla kullanabilirsiniz. Icarus karakterini ben sanırım kötü kısmında başa alacağım arkadaşlar. Ebedi müttefiklere biraz liderlik görüyor ama e ebedi müttefiklerde oyunda toplamda 4-5 tane mi ne var çok az var. E o yüzden liderliği yetersiz hani sadece belli bir gruba verdiği için e biraz pvp de kullanırsınız onun dışında çok bir olayı yok. Iron Man karakterine gelecek olursak arkadaşlar Magneto geldikten sonra biraz ittifak Savaşı'nda değerini yitirmiş olabilir ama hala en iyi mu karakterlerinden biri ve baş düşmanda da oldukça sağlam bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Bu sebeplerden dolayı da bana kalırsa bu karakter nereye geliyor yani şuralara geliyor diyebilirim ama tam emin değilim acaba Etmen'in önüne mi koysam gerisi sanırım Etmen'in bir tık önüne koyacağım. Yani Dormammu'daki değerinden dolayı bence bir tık daha değerli bir karakter. Ee, arkadaşlar Kingpin değerini yitirmiş bir karakter. Sanırım şuraları almam sırıtmaz. Ee, bence burası gayet uygun. Ee, Kitty Pryde karakteri mutant müttefiklere %60'lık bir saldırı artışı veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yeterli bir şey değil arkadaşlar. Yani aslında şey iyi de hani verdiği artış iyi ama sadece mutant müttefiklere verdiği için biraz lider destek kısmında geride kalacak. Arkadaşlar Loki karakteri kullanışlı kısmında baş alabileceğim bir karakter. En iyileri alabileceğim kadar değerli bir karakter değil ama oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü siz bu karakteri hala ittifak savaşının efsanevi modunda bir günde kullanıyorsunuz. Süper modda da kullanıldığı gün var mıydı açıkçası ondan emin değilim ama efsanevi modda bir günde kullanıldığını biliyorum. Bunun dışında gene az buçuk hani kategori 3 olduğundan dolayı eğer elinizde kategori 4 karakterler yoksa belki işte gönderim görevinde falan kullanabilirsiniz bu karakteri gene. Ee, o yüzden kullanışlı bir karakter olduğu için buraya alabilirim. <laughs> Arkadaşlar Luna gene Sharon'dan bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum ama yani şu karakterleri geçebilecek kadar iyi değil. Bu karakterin de bayağı devli geçti. Umarım bir güncelleme alır bu ikisi. Ama şu anda yeri burası. Arkadaşlar Major karakteri aslında kullanışlı kısmını alabileceğim bir karakter diyebilirim. Ee, niye diyecek olursanız da e, öncelikle ilk olarak bu karakterin Liderliğinde e, mutant müttefiklere %40'lık bir saldırı artışı var. E, mutant müttefiklere saldırı artışı veriyor. Bunun dışında eğer alternatifiniz yoksa... E, bu arada bu kostümü paralı bunu söyleyeyim. E, yani almadıysanız bile zaten geçti şimdiye de. Bunun dışında e, hani İttifak Savaşı'nın efsanevi modunda mutant günlerinde eğer iyi bir karakteriniz yoksa bu karakter işinizi görür diyebilirim. Gayet güzel bir karakter bence. Evet arkadaşlar şimdi magneto. Magneto'yu şuraya mı alsam şuraya mı diye düşünüyorum. Hatta belki biraz daha ileri bile alabilirim. Şimdilik şurada dursun da yerleştireceğim. Ee, şimdi Iron Man'le kıyaslayacak olursak bu karakteri. Dorman mu da Iron Man daha iyi. Ama İttifak Savaşı'nın süper modunda ve efsanevi modunda. E, aslında efsane modu değil de, Süper modunda daha iyi. Efsane modunda sanırım Iron Man bir tık daha iyi. Ee, ama bu karakteri aslında biz daha çok e, ittifak savaşının süper modunda kullanıyoruz. Efsane modunda kullanıyoruz ama Iron Man'i kullanmıyoruz efsane modunda. Öyle bir durum var. Çünkü ittifak savaşının efsane modunda ışın süper kötü istiyor bizden. Direkt ışın karakteri istemiyor. Ama Magneto karakteri ittifak savaşında biraz Iron Man'in önde. Iron Man'de Dorman bu modunda önde. Ama Iron Man karakteri aynı zamanda baş düşmanında da bence Magneto'dan daha iyi olduğu için ben Magneto'yu bir tık daha geri alacağım. Bence burası gayet uygun oldu arkadaşlar. Çünkü Iron Man sanırım biraz daha değerli bir karakter Magneto'ya kıyasla diyebilirim. Ama Magneto da oldukça iyi onu da söylemem lazım. Gelelim Modok karakterine. Arkadaşlar Modok karakteri sizin eğer elinizde Magneto yoksa ya da ne bileyim Iron Man'in işte süper kötü kostümü yoksa ya da ya da işte gerçi bu Mephisto'dan daha iyi diye düşünüyorum da Mephisto'yu hiç araya katmayacağım. Yani arkadaşlar bu, bu karakterler sizde yoksa e, kullanabileceğiniz en iyi ışın Süper Kötü karakteri diyebilirim. Mephisto'dan bir tık daha iyi hasarı var diyebilirim bu karakter için. E, o yüzden de aslında oldukça kullanışlı bir karakter diyebilirim. Bence Magic'ten biraz daha kullanışlı bir karakter. E, eğer değerlendirmek isterseniz Modok karakterini de değerlendirebilirsiniz. Işın Süper Kötü günü de size yardımcı olabilir. Hasarı fena değil. Evet gelelim... Morgan le F karakterini. Arkadaşlar bu karakter size kostüm pasifinde evrensel karakterlere e, baş düşmanlara verilen hasarda artış ve ayrıyetten bir de saldırı artışı veriyor. Yani e, bir de bu karakter aynı zamanda e, evrensel süper kötü olduğu için çok ihtiyaç duyulan bir destek. Proxima Midnight ile falan beraber çok fazla kullanılan bir karakter destek olarak. E, ki zaten Proxima Midnight'tan daha da değerli bir karakter. Bu da bu karakter oldukça Kullanışlı bir destek karakteri yapıyor ee, ve bu noktada ben bu karakteri sanırım nereye alabilirim? Ee, sanırım bir tıkay periyonunda alacağım. Bence burası bu karakter için uygun. Ee, burayı almamın sebebi işte bu karakterlerden daha iyi olduğu için değil, ihtiyaç duyulan bir karakter olmasından dolayı. Tabii ki pasife falan gayet güzel aslında onu bir şey demiyorum. %35'lik bir saldırı artışı ve gene %35'lik bir hasar artışı veriyor. Bu da gayet sağlam bir artış demek. Ee, ama aynı zamanda biz bu karaktere ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Eğer bu paralı kostümde bu arada bu paralı kostüm sizde varsa almışsanız gayet iyi kullanırsınız ama almadıysanız benim gibi bende de yok bu kostüm. Ee, yani yapacak bir şey yok o zaman kullanamayacaksınız ama yeri burası diyebilirim. Evet gelelim Miss Marvel karakterine. Arkadaşlar Miss Marvel benim en iyiler kısmını alabileceğim bir karakter açıkçası. Ve ben Black Widow'dan biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, yani belki kategori 4 Black Widow bir nebze Miss Marvel geçiyor olabilir ama Miss Marvel aynı zamanda e, da Black Widow'dan daha iyi bir karakter. Eğer dormamda kullanmak isterseniz e, oldukça güzel ve e, hasarı yüksek bir karakter olduğunu söylemeliyim. O yüzden yeri burası diyebilirim gelelim Nemo karakterine. Arkadaşlar bu karakter de aslında hasar yönünden şu anda dövüşçü süper kötü olarak oyunda en iyisi diyebilirim. Ama onun dışında açıkçası bu karakteri çok sık kullanmıyoruz. E, Dorman bu da çok iyi olduğunu söyleyemem. Baş düşman da daha iyi alternatifler var. E, ama dövüşçü süper kötü olarak ittifak ittifak savaşının e, süper modunda ya da efsane modunda falan kullanıyoruz oldukça bu karakteri. O yüzden. O yüzden sanırım şu nokta biraz daha uygun olacak. Bence burası bu karakter için iyi. Devam edelim. Polaris karakteri. Arkadaşlar şu anda Polaris karakteri oyunda mutant karakterler için en iyi lider konumunda. Çünkü hem liderliğinde hem de pasifinde size saldırı artışı ve yanılmıyorsam bir de hasar artışı veriyordu. %40'lık bir saldırı %45'lik de bir hasar artışı olması lazım. Bu da bu karakteri oldukça değerli bir karakter haline getiriyor ve bu noktada Cyclops kadar geniş bir kesme hitap etmediği için bir tık daha geri alacağım ama ama gene de oldukça iyi diyebilirim. Bence yer burası iyi ya. Yani bu bu karakteri arkadaşlar e, şeyde ittifak savaşının efsane modunda iki ayrı günde net bir şekilde lider olarak kullanıyorsunuz zaten. Aynı zamanda hasar da fena değil. Onu da söylemem lazım. Yani bu karakteri e, alırsanız kullanırsınız ve bu karakterin kostümü de yok. Hani ee, direkt biletle falan kastığınız zaman işiniz bitiyor bu karakterle diyebilirim. Evet burada düzeltmem gereken bir nokta var mı? Sanırım arkadaşlar Hela'nın biraz devri geçti. Bir tık belki geri alabilirim ya. Şurası bence Hela için biraz daha uygun. Tamam güzel bir lider ve destek ama şu karakterler şu anda oyunda biraz daha değerliler. Evet gelelim Profesör X karakterine. Profesör X karakteri şu anda oyundaki en sağlam mutant diyebilir miyiz acaba? Yani aslında Magneto'yla kapışırlar ama. Şimdi arkadaşlar bu karakter e, Dormammu modunda Magneto'dan bir tık daha iyi. Iron Man'in bir tık gerisinde Magneto'nun bir tık önünde kalıyor. Dormammu açısından konuşacak olursak. Bunun dışında gene Profesör X karakterinin de e, İttifak Savaşı'nın efsane modunda kendi günü var bir tane. E, bunu da hesaba katmak lazım. Bunun dışında aslında baş düşman falan da oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani bu noktada bence Bence Magneto'yu bir tık geçiyor ama Iron Man'in çok az gerisinde kalıyor diyebilirim. Ama gene güzel bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Yani bence kasmayı düşünürseniz kasabilirsiniz. Punisher karakterine gelecek olsak bu karakter arkadaşlar ölü bir karakter. Çok bir olayı yok. Yani son zamanlarda güncelleme aldı. Fena da değildi ama yani belki şuralara mı alsak? Yani şuralar falan uygun diyebilirim bu karakter için. Rock karakteri de arkadaşlar gene benzer şekilde değerini yitirmiş bir karakter. Şuralar alabileceğim ee, kadar iyi en, en azından öyle söyleyebilirim. Evet, Kazım karakteri arkadaşlar kullanışlı kısmını alabileceğim bir karakter. Hatta bana kalırsa yani açıkçası hasar yönünden Modok'tan daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama aynı zamanda kullanışlılık olan şey e, olayına da bakıyorum. Şimdi bu karakter arkadaşlar çevik süper kötü bir karakter ve şu anda e, İttifak Savaşı'nın süper modunda e, Gamora'ya falan yakın. Yani aslında benzer hasarları olduğunu söyleyebilirim. Biraz tercih meselesi. Gamora kullanmak istemeyen arkadaşlar bunu da kullanabilirler ya da yani o bölümde çok alternatif var. O yüzden sanırım Modok'un biraz daha Modok biraz daha şey nadir bir karakter. Işın süper kötü karakter az çünkü ama bunun alternatifi çok. O yüzden bir tık gerisini alacağım. Ama gene de Işın süper kötü günde kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Arkadaşlar shang hala kullanışlı bir karakter bana göre hatta bir tık bence Magic'ten iyidir. Ee, bu karakter aslında şu anda ya PvP'de falan da güçlü hani fetikte falan kullanırsınız ama bunun dışında aynı zamanda Dorman modda da kullanabilirsiniz. Yani Doctor Strange'den sonra en iyi seçeneklerinizden biri kategori 3 karakter olarak. Belki Miss Marvel'dan sonradır. Miss Marvel biraz daha iyi. Ama e, az buçuk yani az buçuk ben ya yani bir tık belki Magic'in Magic gene Magic Mutant günlerine falan kullanılıyor da. Bir tık onun gerisini alabilirim. Arkadaş She-Hulk yani direkt en iyiler zaten. Hatta şurada. Şuralara gelebilecek bir karakter. Yani şu anda oyundaki en sağlam kategori 3 karakterlerden biri diyebilirim. Çünkü bu karakter size liderliğinde erkek türlerine %65'lik bir hasar artışı veriyor. Liderliğinde hasar artışı veren bildiğim tek karakter. Yanlış hatırlamıyorsam oyunda sadece bu karakter yapıyor bunu. Ve e, arkadaşlar bu bu karakter aynı zamanda e, dövüşçü kadın gününde de en iyisi ittifak Savaşı'nda. Bu o, bu yüzden çok değerli bir karakter değerlendirilebilir. Ben bu arada iki kere mi şurayı almışım? Neyse şurayı es geçelim. E, bu da arkadaşlar şey Miles Morales karakteri. Açıkçası Miles Morales karakteri benim kullanışlı kısmına alabileceğim bir karakter değil arkadaşlar. Yani... Hasar iyi aslında. Hasar buradaki tüm karakterlerden iyi. Ama kullanışlı kısmına mı alsak, buraya mı? Ya sırf hasarı dolayısıyla arkadaşlar buraya alabilirim belki. Ee, hatta şöyle yapalım. Ee, çünkü bu karakter ya bu karakter çok bir yerde kullanmıyorsunuz. Baş düşmanlarda falan kullanırsınız en fazla. Ee, ama sırf hasarı için buraya aldım. Hasarı yüksek olduğu için ama çok kullanışlı bir karakter olduğunu söyleyemem. Evet Spider-Man karakteri. Bayağı bir kategori dördümüz varmış bu arada bu alanda. Spider-Man karakterini nereye almalı? Evet. Açıkçası Spider-Man'i Spider biraz daha sonlara bırakalım mı arkadaşlar? Bundan çok emin olamadım. Ee, star lorda devam edelim. En son onu yerleştiririz. Arkadaşlar star lord da gene aslında fena bir lider değil ama Hyperion'un bir tık aslında şeyin de gerisini alacağım. Hatta Crescent'in de bence gerisine düşüyor. Hatta en geriye düşecek sanırım. Ya bu karakter arkadaşlar size ee, şey veriyor. Enerji sağlığında artış veriyordu yanlış hatırlamıyorsam ama ışın türlerine veriyor. O yüzden o yüzden de açıkçası biraz değeri yitiyor bu noktada. Biraz geri almak durumunda kalıyorum o yüzden. Storm karakterine gelecek olursak. Arkadaşlar Storm karakteri hem destek hem de aslında ee, mutant günlerinde falan da kullanabiliyorsunuz ittifak savaşında. Ama onun dışında açıkçası çok bir olay olduğunu söyleyemem. Ama gene de gene de aslında güzel bir karakter olduğu için yani en iyiler kısmına girer ama sanırım şuralardan değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani tamam aslında değerli bir karakter. Hani o, o konuda hem fikir desteği falan da var bu karakterin ama e, yani, öz, yani Profesör X geldikten sonra e, ittifak Savaşı'nın efsane modunda bir günü kaybetti zaten. Hani e, şu anda elinde sadece bir gün var. Biraz da desteği var. O yüzden biraz daha gerileri düşüyor bence. Taskmaster karakteri arkadaşlar hem silah üstesinin muttefiklere pasifinde verdiği destekten dolayı hem de kostüm etkisinde verdiği %45'lik bir hasar artışı veriyordu yanılmıyorsam. Ondan dolayı iyi bir destek konumuna geliyor. Bu da bu karakteri nereye almama sebep olur? Sanırım yani aslında şurayı şöyle yapacağım. Bence bunu da şöyle yapabilirim. Evet bence böyle güzel oldu arkadaşlar. Bence bu noktadan Taskmaster karakterini değerlendirebilirsiniz. Destek ihtiyacınız varsa. Arkadaşlar Tina karakteri şu anda pek iyi sayılmaz. Liderliğinde %50'lik bir artış veriyor tüm takım arkadaşlar. Yani lider amacıyla kullanılabilir. Bunun dışında eğer Scarlet Witch karakteri elinizde yoksa bu karakteri İttifak savaşının süper modunda falan da kullanabiliyorsunuz ama onun dışında çok bir olay yok. Ama gene de kullanışlı bir karakter olduğu için, liderliği falan da olduğu için acaba lider kısmına mı alsam, buraya mı alsam diye düşünüyorum. Sanırım lider kısmında şuraya alacağım. E, hasarı artık yeterli olmadığı için bu noktadan değerlendirilebilir. Jane Foster karakteri arkadaşlar aslında oldukça hasarı yüksek olan bir karakter. En iyiler kısmına alabileceğim kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ama hani kullanışlı kısmında nereye alabilirim? Ya şimdi hasarı iyi ama şimdi bu karakterler bu karakterler de çok kullanışlı karakterler. O yüzden sanırım buraya alacağım arkadaşlar. Yani bu karakterlere belli noktalarda ihtiyacımız olabiliyor. Ee, Jane Foster'a da aslında baş düşmanlarda olduk, baş düşman modlarında oldukça ihtiyaç duyuyoruz ama e, gene de çok aşırı kullanışlı bir karakter olmadığı için bu noktaya alacağım. Arkadaşlar Thor karakteri aslında şu anda e, oyunda en iyi farm yapabileceğiniz karakter otomatik modda. E, hasarı falan da fena değil. Hani bu noktada bu karakteri sanırım ben nereye alabilirim aslında. Yani Namor'dan bir tık iyi olabilir. Ant-Man kadar değerli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bence bu nokta bu karakter için gayet uygun arkadaşlar onu söyleyebilirim. Infinite Ultron idare eder kısmında gene aşağı yukarı nere şuralar alabileceğim bir karakter çok iyi değil. Venom karakteri de kategori 4 gene en iyiler kısmında alabileceğim bir karakter ama biraz daha geriye düşecek arkadaşlar. Çünkü bu karakteri artık çok az yerde kullanıyoruz. Ee, pek çok alternatif geldi bu karakterin üstüne artık değerini yitirdi biraz o yüzden bence şuralara gelebilecek bir karakter. Vision karakteri de gene değerini yitirmiş bir karakter. Bu karakteri de aşağı yukarı şuralardan değerlendirebilirsiniz belki. Eee War Machine'in biraz arkadaşlar eee müttefiklere yanılmıyorsam biraz destek veriyordu. Onun dışında çok bir olayı yok. Yani o, o bu yüzden ana az buçuk hasar olduğu için gene belki şu noktalar alınabilir. Evet White Fox karakteri arkadaşlar en iyiler kısmına girebilecek kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ama e, destek lider kısmında bu aşamada evet yes, nereye çekebilir? Sanırım sanırım şuraya alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi aslında ben bu karakterden daha önce de bahsetmiştim arkadaşlar. Oyundaki en sağlam desteğe sahip karakter ama bunu çok az bir kesime yapıyor. Sadece liderlik yeteneğine sahip müttefiklere yapıyor. Bu yüzden değerini biraz da biraz geriye düşüyor. Tüm takım arkadaşlarına yapsaydı arkadaşlar bırakın destek lideri direkt en iyiler kısmını alırdım ama e, sadece liderlik yeteneğine sahip müttefiklere verdiği için bir tık daha geriye düşüyor. Bu karakterler biraz daha belki Polaris'in biraz önüne geçiyordur. Polaris de mutantlara veriyor. E, ama gene Cyclops, yani Cyclops çok daha kullanışlı bir karakter bana kalırsa. bir de süper kötü kostümüyle falan e, ışın süper kötü günde de işimize yarıyor. O yüzden hani bir tık daha gerisine düşüyor ama oldukça değerli bir karakter yine bu karakter onu söyleyebilirim. Arkadaşlar Winter Soldier gene en şey en kötüler kısmını alabileceğim bir karakter. Wong karakterini ben kullanışlı kısmını alacağım. Hatta kullanışlı kısmında sanırım aslında hasarlı bu karakterin fena. Bence Kazım'dan biraz daha iyi bir hasarı var. Jane Foster kadar hasarı yok ama gene güzel bir hasarı var arkadaşlar. Ama aynı zamanda bu karakter size Destiny'de büyü müttefiklerine %53'lük bir hasar artışı veriyor. Hem kahraman hem süper kötü tarafa. Bu da bu karakter aslında hiç de fena olmayan bir destek korumuna da getiriyor. Ama destek lider kısmını alabileceğim kadar e, güzel bir karakter değil bence. E, ama e, yine kullanışlı kısmında gayet kullanılabilecek bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Doctor Strange gibi karakterlere çok güzel bir destek veriyor. Gelelim son olarak Spider-Man karakterine. Şimdilik şurada dursun. Yani arkadaşlar bu karakter hem PvE hem PvP'de işimize yarıyor. E, ee, yani PvP'de aslında en iyi ya yani ilk 5'te olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Ee, bunun dışında PvE'de de değerlendirecek olursak PvE'de hani ittifak savaşında falan kullanmıyoruz bu karakteri açıkçası. Onun dışında Dorman bu da iyi bir karakter değil. Baş düşman da fena değil. Yani baş düşman da az buçuk kullanabilir ama bu karakterin arkadaşlar daha çok olayının ben PvP olduğunu söyleyebilirim. PvE'de böyle çok da etkili bir karakter. Fena değil ama çok etkili bir karakter de değil. Hani bu sebeplerden dolayı bu karakteri ben nereye alabilirim? Sanırım Ant-Man'in bir tık önüne alabilirim belki. Yani PvP'de iyi az buçuk PvE değeri var. Ama ant hiç PvP değeri yok. Bu açıdan değerlendirecek olursak yani Spider-Man bir tık daha önüne geçiyor diyebilirim. Aynen. Sanırım bu karakteri de buradan değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar listem bu şekildeydi ama son bir kontrol yapalım. Üzerinde değiştirmek istediğim bir şey var mı? Yerini değiştirmek istediğim bir karakter var mı diye. Şöyle bakacağım. Evet yani normal kategori 3 karakterlerden baya iyi karakterler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en iyiler kısmına baya karakter koydum. Gerçekten güzel karakterler çünkü çünkü bayağı sağlam, bayağı kategori 4 var burada. Bayağı sağlam güncellemeler aldılar bu karakterler. O yüzden sanırım buraya koyabilirim. Şöyle bir bakıyorum da yerini değiştirmek istediğim var mı diye. Gözüme takılmadı çok ama bence böyle iyi oldu ya. Evet. Arkadaşlar aslında teker teker yerleştirmeyi düşünmüyordum ama biraz da mecbur kaldım. Önceki şeyi çok bulamadım listeyi bir de bu yüzden de bu video biraz uzun oldu. yani umarım sabırla dinlemişsinizdir artık. Evet millet siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. El listeme katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Yerinin farklı olduğunu düşündüğünüz bir karakter var mı? Bunu da yorumlara yazın tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.